Merhaba arkadaşlar, Medyalin'e hoş geldiniz. Yeni ay, yeni sezon, yeni turnuva. Turnuvamız sezon açılışları. Sezon açılışları turnuvasına giriş yapıyoruz. Evet, kuralları biliyorsunuz. Bu şekilde kartlardan vesaire etkilenmiyoruz. Sakatlıklardan, moral motivasyonundan, oyuncu yaralanmalarından etkilenmiyoruz. Turnuva yalnızca bir kere tamamlanabiliyor. Ödülleri yalnızca ilk ilerlemede alabiliyoruz. Ve bugün turnuvanın ilk günü birkaç saat önce başladı. Şimdi... rakibimiz Valencia FC ediyor. Hadi bakalım oynayalım. Valencia'ya karşı ilk maçımıza başlıyoruz. Valencia FC. Evet. Bizce normal okullar FC denir ya. Ama CF. Yani İspanya'da büyük bir şey. Evet, bunların bu maçtan önce arkadaşlar güzel bir tüm performansları falan yükselttik. Hemen maç başladı. Ben kanatlardan oynuyorum. Şimdi taktikleri gösteriyorum. Üçlü hatamızı geçtim. Evet, şu şekilde bir taktik oynuyorum. Rakipte standart 4-4-2. Güzel. Taktiklerimi göstereyim. Her iki kanattan karışık, açık, kontratağı bak. Açık zorluyorum, pres tarzını yüksek, adam adama markaj yapıyorum ve derken sarı fırtına golle buluşmuş sahnede göremedik neyse. Maçın başına bir sıfır önde olmak güzel. Birinci sezon başarı turnuvası şimdi devam ediyor. Ben 3-1-3 şeklinde sahalayayım. Bildiğiniz gibi Kara Murat'ın arkasına Sarı Murat'ı aldım. Kara Murat'ı orta sahaya çektim 4 numarayla. Sarı Murat'ı geçen sezon Kara Murat'ın oynattığı yerde. Yani DMC pozisyonunda oynatıyorum. Evet. Kargın plak top startına düştü. Güzel. Ki Argun plakı arkadaşlar şöyle göstereyim. Formasyonda AMC pozisyonunda oynatıyorum daha çok. AMC'den STV'ye gidecek şekilde sonunu tekrar performans verelim. Evet. Gelişimizin sesi de gelirken sarı fırtınamız ikinci golü attı. Maç 2-0. 24. dakika. İstatistiklere %64-36. Evet, şu an ezici bir üstünlüğümüz var. Bakalım kaç gol yapabileceğiz. Sarı fırtına 3'e geliyor. Geldi. Rakibe karşı hatırlarsanız arkadaşlar bir önceki turnuvada turnuvanın son ayağına kadar, son 2-3 maçına kadar gol dahi yemeden gelmiştik. İlk 3 turda falan. Gayet güzel olmuştu. Bakalım bunu da öğrenecek mi? Evet, televizyonuyla karşılaştı. Sarı fırtına bir çek açtı. Topu aldı, vurdu, atamadı. Ki %300 bitiriciliği var bu arada sarı fırtına. Bundan da bahsedeyim. Hemen şöyle oyun yapısına geliyorum. Arkadaşlar burada daha önceden şöyle bir şey yapıyorduk. Orta sahanın üçlüsünü daha birbirine yakın oynatıyoruz. Şöyle biraz daha açık tutuyorum. Bayağıken 4-0 oldu. Görelim. Argun plak atmış bu sefer sarı fırtınanın ortasında. Ben arkadaşlar bu maç hızlı bir şekilde bitiyor gördüğünüz gibi. Bundan sonraki maçlara da çok konsantre olmamız lazım. Bildiğiniz gibi zaten turnuvanın ilk maçları biraz daha rahat oluyor. Biraz da oyunun hırs yapıyorsunuz. Şöyle ki oyununda ilk birkaç maçı kazandıktan sonra bir maçı kaybedince ben bunu nasıl kaybettim deyip daha çok yükleniyorsunuz. Daha çok token verme ihtiyacını hissediyorsunuz genel olarak. Arama olmadı. Telefondan oynayınca böyle ufak tefek sıkıntılar yaşanabiliyor. Güzel. Sarı fırtınanın AMG özelliği de var. Ama yani gerek kalmıyor. Evet, ilk kere 4-0 arkadaşlar. Sarı fırtına
yani sarı fırtına arıyor olarak. Ki sarı fırtınayı şu an ligde bu kadar başarılı göremiyoruz açıkçası. Şu an ligde oynadığımız maçlarda, kupada, şampiyonlar liginde şu an tek başına maç kazandıran pozisyonundan biraz uzak neyse. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi bakalım. Şimdi bir kere halinde bir oyuncu değiştirdim. Albon plak güzel ama şu noktada balyoz ileri etkisi de güzel. Şimdi çok büyük bir fark olmayacak. Hatta yani çok açıkçası şu an maç böyle bir anda 3-0, 4-0 olduğu zaman hiç büyük gelmiyor. Hızlıca geçmeye çalışıyorum. Geçsin. Hatta şu noktada maçı şey olabilirim diye. Yayından kesebilirim diye düşündüm ama kesmeyeyim. Tamam. Bakalım. Şu an 4-0. Bakalım. 5-6-7 olacak mı? Taktikleri demin göstermiştim. Göstermeye çalışıyordum. Adam adama. Evet. Zaten yani performansını etkilemediği için yani oyuncular yorulmadığı için Costa şu an adam adamadan işte bölgesel markaja geçmeleri çok büyük bir etkisi. Çünkü ikinci maçta zaten çok iyiydi. Zaten gelişinden belliydi. Dediğim gibi bu maçlarda zaten performanslar, kondisyon düşmediği için otomatikman ikinci maçta tekrar yine %99'larda başlayacağı için şu an takımı geri çekmenin de bir etkisi yok. Gayet güzel. Sağ olman devam edelim. Serbest vuruş kullanıyor ama bizde güçlü defans özelliği oyuncuları var. Sıkıntı yok yani. Ha tabii bazen bu da bir işe yaramıyor biliyorsunuz. Yani bir değil iki tane belki gerekiyor o noktada. Çünkü güçlü defans da olmuş olsa rakibin forveti veya rakibin serbest vuruş kullanan oyuncusu çok güçlü olduğunda özellikleri hiç affetmiyor. Aynı şekilde kornerlerde de hava topu hakim oyuncumuzun olması bazen hiçbir şey yapmıyor. Elemanın korner ustası çok çok güzel bir gol atmış olabiliyor. Şimdi durum 5-0, 71. dakika. İstatistiklerde 65-35. Evet şimdi iyi bakalım. Birazdan bir tercihe bekliyorum. Şu an sarı fırtına 10 almış. Güzel. Rakibin yapısı da bu arkadaşlar ama oynamak istiyorum. İlk etapta 4-4-2 ile sağda. Şimdi kanatlar olduğu gibi aslında yoğun. Hani bu noktada rakibe karşı ortadan da oynayabiliriz. Orta alanda biraz daha fazla durdu. Ama gördüğünüz gibi orta alanda da iki tane DC. Önlerinde DC'ler var. 6-1. Biliyoruz ki turnuvada gol veriyor. Son turnuvada son maçlara kadar işte burada ilk golümüzü konuşmuş olduk. Kalemizde. 6-1. Neyse nazar boncuğu olsun. Sahada devam ediyoruz. Bakalım 7 oyunu 6-6-1'den sonra çok bir şey olacağını düşünüyorum. 88'in dakika bitmek üzere. Evet, çok sade bir şey ve bu maçı sonunda herhalde 89'in dakika ve maç bitti. Evet, ilk turumuzu atlattık. Maçın adı sarı fırtınaydı. %10'la Balyoz Bilal güzel. 7.4 aldı. Ergun Plak 8.6 ile çıktı. Güzel. Teşekkürlerimi de gönderiyorum. Şimdi özel sponsorluk ödemelerinde bir hediyemiz olmuş oldu. Şimdi bunu alalım. Bu geçtik.
seviyen 2'yi de aşılmış. Teşekkürler. Şimdi rakibimize bakalım mı? Hadi bakalım. Rakip kim olacak? Bizim şu an seviyemiz 80'ler olduğu için rakibimiz de 80'ler seviyesinde gelmesi lazım. Geldi. Bakalım kim? Star Team FC 20 takım. Hemen yapısına bakalım. Oo, bana çok yakın ama Chip AMC önerili ST ile oluyor. 3-1 defans kurgumuz aynı. Ya orta saha kurgusu da aynı. Sadece ofans anlamında biraz farklılık var. Evet, ilk hata savuşturduk arkadaşlar. Şöyle bir girişlere de bakalım. Sağ ve sol taraftan iyi açıklık. Hadi bakalım. Taktiklerimi biraz önce gördüğünüz gibi kanatlardan oynayalım. Kanatlardan oynamak güzel. Bu gol olmalıydı arkadaşlar. Kaçırmamak lazım bunu. Ooo, çok güzel. Ergun Pulak çok güzel attı. Bu arada rakibe bakalım neredenmiş. Ooo, Amerika'danmış. Koltuk 11.500. Hiç stadını geliştirmemiş açıkçası. Aa, zaten 4. seviyede. Ama iyi. 82'lik bir takım olmuş. Şu anki oyuncumuz iyi, fena değil. O çift DRC artı FT ile tanımlıyor. Üçlü defans kurucusu önemli DRC yeterli olacaktır. Hepsi de çıkmak gerekiyor. Peki ortadan kaldıracağı bölümün yerine çok küçük bir şekilde. Şu an takıma müdahale edecek çok bir durum yok. Şu an öyle iyi gidiyor. Sahadaki oyunu da güzel. Bir de 53'e 40 gibi istatistiklerde iyiyiz. Şu an oyuncularda sırıtan bir şey yok. Rakip sarı kart gördü. Soldaki AMD'yi seçip AMD'yi sol tarafında. Ve şimdi bakalım sarı fıkıradan bir güzellik görecek miyiz? Tabii çok çok iyi geri verdi. Ulu Batman'dan evet, Canbaz Yakan en soldan en sağ uça geldi. Evet, oradan çok güzel bir orta alır. Gelmedi. Evet, ama sarı kuzunu bu hareketiyle biraz olsun puanını arttırdım. Başarı puanı. Güzel. Güzel bir kuzunu. Güzel bir kuzunu. Evet. Şimdi 1-0. Şimdi tekrar topu sayfaya geçmesini arttırıyorum. Kanatlarla oynamaya devam ediyoruz. İlk yarı gitti bu arada. İlk yarıda %52'ye kıstık. Sıkça toparlanma belirtileri var. Rakipte sarı kart 1. Rakipleri var. Bizde bir şey yok. 6-6 noktalama. Kornerler değişikliği var. Şu an dengeli bir mücadele giriyor. Ama dediğim gibi bu 1-1'i 1-0'ı 2-3-4 yapmamız lazım. En azından 2-0 almamız lazım bu maçı. Şu an yerinden itibariyle kanatları kanat oyuncusu ile gönderiyoruz.
Onun çift AML'sine karşılık bende AML, AML var. Bunların bir mücadelesini gösteriyorsunuz aslında. Gördüğünüz gibi ortadan sallıyor. Ama orta göbeklisi defans kurucusu şu an iyi. Bir sıkıntı çıkartmıyor. Burada oyuncularla kim yapmak istiyorsunuz? Rekip AML üzerinde. Evet, mesela rekip kurucu 2 AML'nin eğer forvet özelliği olmuş olsaydı, yani özel yetenekte uzaktan vuruşlarla çok daha etkili olabilirdi. O zaman gerçekten daha da tehlikeli bir takım oluşturabilirdi. Olmaması benim için büyük bir avantaj. Yani eğer çift AMC ile oynuyorsanız bu şekilde mutlaka bu forvet özelliği uzaktan vuruşları golle sonuçlandırmak için ikincisi lazım kesinlikle diye düşünüyorum açıkçası. Ama dedim ki şu an önemli yok. Bize bir zararı yok. Ve bu gole girdiğiniz zaman bankaya çok kötü yardımcı. Kaybettiler ve boş açıkçası. Evet, 62 dakika. Yani topa sahip olmalı olmuşsa devam edelim. Evet, sarı kırdığına gole gidiyor arkadaşlar. Önünü kapattı, önünü kapattı. Sarı kırdığının hızını biraz daha arttırmamız lazım. Özellikle kanat oyuncuların hızı çok çok önemli. Yani bu forvete her elemanı evet edildi güzel de güzel olması lazım da AML pozisyonu elemanın hızı gerçekten yüksek olmalı. Ergun Pili arkadaşlar, şimdi balyoz güzelce değiştirmenin zamanı geldi. Güzel. Evet, ilk golümüzün sahibi Ergun Pili oyun dışına aldık. Yerine balyoz güzelin güzel vuruşlarını bekliyoruz. O yanmada iyi geldi. 76. dakika. Şu an bir sıfıra kapattık bu oyunu. Şöyle bir çoğaltan güzel bir pas vardı ama kıymetini bilemedim. Güzel, top sahte düşürdük. 80. dakika. Şu an istatistiklerde 53-47 hala bir yok. Sarı kırtına bu çok büyük bir değişim yok. Şu an bir ortağını görüyoruz. Karabular çok iyi geldi. Sarı kırtına geldi. Sarı kırtına orada topu kapladı. 83. dakika. İlk o bir golü atmışız diye seviniyorum şu an. Çünkü hani daha yüksek gol yüzdesi olabilir. Rakip de bu arada hiçbir değişiklik yaptığı yok. Sabit duruyor. Tekrar topa sahip olma bonusu verdik. Tamam, bir kazar golüyle başı uzatmayalım. 85. dakika. Evet, 86. dakika. Şu an dakikaları sayıyoruz. Sulu baktı Aslan. Sağdan çok güzel ortaladı. Sarı fırtına topu kaptı. Hadi orada bir orta çarpsın. Bu da balyoz bile bir golü olsun. Hadi. Olmadı. 93 dakika ve maç biter. Evet, maçın son düzeyinde beraber. Bu sefer arkadaşlar Sarı Murat maçın adamı oldu. Çok enteresan. DMC pozisyondaki eleman. Defansın göreli. Çift AMC artı TF'nin önündeki eleman. Güzel bir şekilde. Evet, şimdi geçtik. Evet, şimdi bir de Porto ile ikinci seviyede maçımız var. Galibiyet ürünümüz Porto. Şimdi Porto'nun rakibi görebiliyor muyum? Görebiliyor muyum? 4-1-2-3 şeklinde. 4'lü defans kurucusu. Önlerinde DMC, çift NC,
AMR. Bu sefer AMR'nin şöyle bir top sürücü özelliği var. Çok da önemli değil açıkçası. Güçlü defans özellikle hiçbir oyuncusu yok. Güzel. Bu maçı da yapalım arkadaşlar. Şimdi 3 maç olmuş olsun. Porto'yu da geçtikten sonra bir formamızı alalım ve bugünkü ilk yayınımıza bir küçük ara verelim. Hayırlısıyla. En azından siz de hani Porto'nun da oyun yapısını görmüş olursunuz. Ondan sonra daha başarılı maçlar çıkar inşallah. Hemen topa sahip olma bu oluşuyla başlayalım. Porto çok hızlı çıktı. Evet, cambaz geliyor arkadaşlar. Çok güzel geldi ya. Çok güzel geldi. Hem de cambaz arkasındaki 20 numara Ulu Vakla Aslan'la yeni oyuncu. Onunla çok iyi bir paslaştı da. Yaşarsak